Ebru, Sermet oğlu Cedi ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet! Destan dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, bir süredir birlikte olduğu NBA'de oynayan ünlü basketbolcu Cedi Osman'la 1 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da evlenmişti. Cedi Osman'ın doğduğu tarihi Orhi şehrinde nikahları kıyılan çift, 7 Temmuz'da da aşklarının başladığı yer olan Çeşme'de düğün yaptı. Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle temsili nikah kıyması, bir otelin plajına yapılan düğünün en renkli detayları arasındaydı. Sevgi kızı Ebru, Sermet oğlu Cedi ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet! Sermet oğlu Cedi, masal gibi oldu, sevgi kızı Ebru'yla evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet! O zaman ben de bu güzel davetlilerin bana verdiği yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum. ...27 yaşındaki Cedi Osman'ın anne, babası ve abisi düğünde hazır bulundu. Çok kısa duygularınızı alalım. Çok özel bir ya düğün. Çok gururluyuz. Bizim de bu akşam... Bizim de bu akşam yıl dönümümüz, 32 yıl dönümümüz. Öyle ki, mi seçildi evet, bu gün, bu tarih? Hayır, öyle bir şey yok. Tesadüfen oldu. Evet, 32 yıllık bir evlilik, büyük bir tecrübe. Cedi Bey, sizin de illaki tavsiyeleriniz vardı muhteşem bir çift olarak. Ya Allah mutlu etsin. Başka bir şey diyecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cedi Osman'ın geçen haftalarda Amerika'dan getirdiği 18 milyonluk lüks aracını gelin arabası yapması dikkat çekti. Onun arabası var. Güzel bir güzel. Şoför de var. Özel bir özel. Tören öncesi basının karşısına çıkan Ebru Şahin ile Cedi Osman oldukça heyecanlıydı. Nasılsınız? Teşekkürler. Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Hayırlı olsun diyelim. Mutlu gününüzde neler söyleyeceksiniz? Duygularınızı alalım. Yani sen başlamak istersin. Makedonya'da tatlı bir şey yaptık öyle aile arasında. Nikah yaptık zaten. Burada da amacımızın hem arkadaşlarımızla hem yakın çevremizle güzel böyle eğlenceli bir an paylaşmaktı. Umarım bu gece de öyle geçecek. O yüzden çok heyecanlıyız yani çok da bir şey diyemiyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Valla aslında Ebru gereken her şeyi söyledi. Çok heyecanlıyız. Dediğimiz gibi yani hem yakın dostlarımızla hem ailemizle burada. Eğlenmeye geldik ya. Güzel her şey çok güzel olsun. Valla çok heyecanlıyız. Cedi Osman, eşi Ebru Şahin'in gelinlikli halini ilk kez gördüğünü söyledi. Şimdi ilk kez mi görüyoruz gelinlikli halini? Evet. Adetlere göre mi? Evet evet ilk kez gördüm. İlk kez gördüm ve gerçekten neler bayıldım yani. Neler gördüğünüzde? Ya o an zaten böyle bir anda gittim ben yani tamam hiç yoktum orada o yüzden ama gerçekten çok çok güzel olmuş yani. 28 yaşındaki Ebru Şahin gelinlik ve damatlık seçerken birbirlerine danıştıklarını belirtti. Siz peki karıştınız mı damatlık olsun? Ya zevki zaten çok güzel. Danıştık tabii ki birbirimize ama öyle yani her şey çok güzel şu anda. Bir de şeyi merak ediyorum gelin ayakkabısının altına isimler yazıldı mı? Onlar yazılacak evet. Daha yazılmadı mı? Yazılacak birazdan. Güzel oyuncu gelinliğini yurt dışından aldığını açıkladı. Yani aslında set yoğunluğundan öyle çok koştur koştur böyle provasız aslında seçtim gelinliğimi yurt dışından. Sade olmasını zamansız olmasını tercih ettim. Yani daha beni yansıttığını düşünüyorum bu şekilde. Öyle. Ünlü çift Makedonya'da yaptıkları nikahı tüm Ohri şehriyle paylaştıklarını ifade etti. Orada tabii hani hem aile hem de yakın dostlarımız bizimle beraberdi. Ama bütün Ohri ile paylaştığımız bir nikah oldu aslında. Gerçekten
Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Çok doğal, çok samimiydi. Böyle çok güzel bir Balkan aslında nikah düğünü gibi oldu. Bir nevi öyle oldu aynı. Ebru Şahin düğün gününe karar verirken kayınpederinin ve kayınvalidesinin evlilik yıl dönümlerine denk gelmesine de özen gösterdiklerini ifade etti. Bugün de ayrı bir önemi var herhalde. Babanızın 32. evlilik evet, yıl onların dönümünde. Da, onların acaba da bu sene. Acaba dedik aynı güne mi, sürpriz mi? Yani biraz aslında onu da düşündük. Yani evet, onu da düşündük. Onların da bugün yani 32. seneleri. Onları da buradan tebrik ediyoruz yani. Peki, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Cedi Osman, Ebru Şahin'e düğün hediyesi olarak pırlanta bir kolye ve yüzük hediye etti. Düğüne ünlü akını yaşandı. Emre Altuğ, Ekin Türkmen ve Ezgi Mola'nın işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı törene tek başına geldi. Kan Bolat, Görkem Arslan, Hircan Akın, Larissa Burak Gacemer, Aslan Güner Mert Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Burak Berkay Akgül çiftleri düğünde mutluluk rüzgarları estirdi. Meslektaşı Aslan Gürbüz'e yeni bir aşka yelken açan İsmail Hacıoğlu düğün alanına tek başına giriş yaptı. Ünlü oyuncu ayrı ayrı geldiği sevgilisiyle içeride buluştu. İkili beraber görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti. İsmail Bey, röportaj yapsaydık. Yapalım be abi. Tümer Metin ile Gamze Topuz çifti düğünün ilk gelen ünlü davetlileri arasındaydı. İkisi de arkadaşımız. Mutluluklar diliyoruz. Allah bir yastıkta kocatsın. Çok mutlu olsunlar. Geçen hafta kutladılar. Bu akşam burada. Sanıyorum bir de Amerika turu var. Tam emin değilim ama. Yok, bilmiyoruz canım. Tam emin değiliz yani. Geldik, kutlayacağız. Çok da yakışıyorlar. Çok yani çok. İnanılmaz yakışıyorlar. Çok mutlu olsunlar. Vallahi kızımızı üzmeyeceğini düşünüyoruz. Mutlu olsunlar diyoruz. Kız tarafı olarak söyleyeceğimiz bu ama çok yakışıkları bir gerçek. Bir ömür mutlu olsunlar, ne diyelim artık. Kolay gelsin. Örnek çiftler arasında gösterilen Mehmet ve Yeliz Okur, Cedi Osman'la Ebru Şahin'i mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Cedi kardeşimiz evleniyor. Onun mutlu, bu mutlu gününde beraber inşallah güzel de eğleneceğiz. Şimdiden tebrik ediyoruz. Keyifli bir gece bizi bekliyor. Evet, siz çok tecrübeli olduğunuz için kendisi NBA'de, Amerika'da, Ebru Hanım İstanbul'da. Sizin zamanınızda nasıldı evlilik süreciniz? Biz de bir sene birbirimizi yani göremedik. Aslında yani iyi mi kötü mü desem bilmiyorum ama çok özlüyorsunuz, o ayrı. Geçen sene bence onlar için çok büyük bir tecrübe oldu. Çünkü Ebru'nun set çekimi olsun, Cedi'nin maç temposu olsun birbirlerini göremediler. O biraz olsun tecrübe olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene Ebru'nun programı ne bilmiyorum ama belki setlerden daha fazla izin alması gerekecek. Çünkü evleniyor. Eşini de yalnız bırakmak istemediğini düşünüyorum. Yeliz Okur, 7 Temmuz'un kendilerinin de evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi. Bizim de evlilik yıl dönümümüz ayrıca. Bugün de bizim evlilik yıl dönümümüz. Kaçıncı yılınız? 18'i bitirdik. 18 bitti, 19'a girdik. Aslında bugünkü düğün de çok özel bir anlam taşıdı. Cedi Bey'in de babası ve annesinin de 32. yıl dönümü bugüne denk gelmiş. Ve benim ablamın da yaş günü diyelim. Maşallah. Gerçekten. Ama dolu dolu 19 yıl. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Düğünde aynı zamanda temsili nikah kıyan Acun Ilıcalı geceye sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Ilıcalı'nın alışkanlıklarından vazgeçmeyip düğüne de siyah tişörtle katılması çok konuşuldu. Yani bu güzel çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemedik. O yüzden biz de buradayız. Yani sağ olsun Cedi davet etti. Ben de seve seve geldim. Aslında İstanbul'da olmam gerekiyordu bugün ama Cedi için dünyanın öbür ucuna da giderim.